Herkese çok güzel bir günden günaydın. Arabamı servise götürüyorum şu an. Geçen de önüme bir adam çok yakın park etmiş. Ben de çarptığını düşündüm. Önde boyada böyle bir çizik var hafif. Bir de plakam birazcık böyle bükülmüş. Sigortamı aradım. Hatta adamı da buldum hani. Adama arabanın önüne not bırakmam. Hani sizin de başınıza böyle bir şey gelirse hani arabanın önüne bir not bırakın, numaranızı falan işte. Numaranızı vermek istemiyorsanız e-mailinizi verin. O şekilde adam bana geri dönüş yaptı. Konuştuk. Dedi ben senin arabana çarpmadım. Ha şimdi artık doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor bilmiyorum. Ben çünkü o hani daha önce fark etmedim arabamda öyle bir çizik olduğunu. Adam yapmamış da olabilir. Başka birisi de yapmış olabilir. Ben fark etmemiş olabilirim şimdiye kadar. Sonuç ama biz hani bunu kanıtlayamayacağımız için sigorta bana dedi buraya gidin. Hasar tespiti yapsınlar. İşte ne kadar masrafı ona göre ya biz karşılayacağız ya beraber hani karşılayacağız. Hani ben de cebimden birazcık ödeyeceğim. O yüzden şu an bilmiyorum. Götüreceğim arabaya, bakacaklar hani nasıl bir hasar var vesaire. Sayın trafiği arkadaşlar hiç bitmez. Gerçekten hiç bitmez. Ben Urla'da büyüdüm. Böyle hiç trafikle falan alakam yoktu benim. Hayatta da öyle sanıyordum arkadaşlar. Asla öyle değilmiş. Bunu zor yoldan öğrendim. Araba halloldu. Anahtarları içinde bırakmış. Dediğim çizik şurada bu arada. Şurada görüyorsunuz. Onu düzeltecekler. Serviste araba sadece 5 dakika 10 dakika falan durdu arkadaşlar. Ben açıkçası böyle 1-2 saat durur sanıyordum. Böyle genellikle buraya ilk geldiğimde 2 kere lastiğimi patlatmıştım. O zaman böyle 2-3 saat beklediğim olmuştu. Bayağı uzun sürmüştü. Bu böyle direkt baktılar, fotoğraf çektiler. 2 gün sürüyormuş böyle işte hani hasar tespit falan, ne kadar tutacak tamir. Öyle işim bitti yani. Şimdi kahvaltılık bir yer bulmam lazım. Kahvaltı edecek vaktim yoktu. Yani bu kadar kısa süreceğini bilseydim gerçekten muhtemelen daha böyle geç bir saate falan alırdım. Şimdi Santa Monica'ya gideyim diyorum da saat de öyle bir ters bir saatte ki trafik var. Acaba diyorum Malibu'ya mı gitsem? Çünkü hani şey Malibu'ya gitmek için dağ yolundan geçiyorsunuz. Yani o da ayrı bir seçenek. O dağ yolunda trafik olmuyor ve orada bir tane sanırım kahvaltı yeri, restoran gibi bir yer varmış. Bir oraya bakacağım. Bu arada size bir şey anlatacağım. Geçen de sert suyun aslında saça ne kadar zararlı olduğunu fark ettim, öğrendim. Hatta cilde de zararlı, sadece saça değil. Mesela cilt problemleriniz varsa, egzema, sivilce, işte kızarıklık. Aslında bunların hani bütün tek nedeni demiyorum ama büyük bir nedeni aslında kullandığınız sudan kaynaklıymış. Benim de saçım böyle hep bir sert oluyor. Neden böyle diyordum. Hatta hani yeni saçımı kestirdim. Saçım sert taranmıyor diye. Sonra tekrar aynı problemi yaşadım. Dedim ben saçı yeni kestirdim. Neden böyle bir sıkıntı yaşıyorum? Ama hani bizim buradaki evde su yumuşatıcısı vardı. Orada da saçım güzeldi bu arada. O aklıma geldi. Dedim acaba suda mı bir sıkıntı var? Birazcık araştırdım ettim işte. Bir de böyle birkaç yerde bana sürekli reklam çıkıyordu. İşte duş musluğunuza işte aparat takın. İşte filtre, suyu filtreliyor falan, yumuşatıyor diye böyle reklamlar çıkıyordu. Aklımda bir yerde vardı. Birazcık araştırdım işte normal sert suda. Hani bazen işte İzmir'de mesela genelde aslında su kötüdür yani. Hani kireçli deriz ya, aslında bahsettiğim şey o. Kireçli sudan bahsediyorum. Bu kireçli suda bir sürü mineral alıyor ve en büyük iki mineral magnezyum ve kalsiyum aslında sizin cildinizde, saç derinizde falan birikiyormuş. Ve o yüzden saç aslında çok sertleştiriyormuş o mineraller. Aslında hani normalde işte ek takviye olarak, besin takviyesi olarak hani alırız haplarını falan eksiklik yaşadığımızda ama saç için aslında zararlı denilebilecek mineraller. Çok ilginç değil mi ya? Böyle aslında hani kalsiyum eksikliği istemeyiz işte magnezyum falan ama saç derimizde biriktiği zaman saçımızı böyle değişik bir şey haline sokuyor. Ben de araştırdım hani en ucuz, en uygun fiyatlı, ekonomik su filtresi almadan saçımı nasıl yumuşak tutabilirim? Suya birazcık sirke ekliyorsunuz arkadaşlar. Elma suyu sirkesi. Böyle 2 yemek kaşığı sirke. Ne kadar suydu? Böyle bir şişe su mu? Yaklaşık 1 litre. Buradaki ölçümlere göre 4 kap diye geçiyor da tam şeyini bilmiyorum şu an. Sanırım 1 litreye yakın olması lazım. Hani böyle işte göz kararı
bir sürahiye, bir şişeye 2 yemek kaşığı sirke koyuyorsunuz. Saçınızı yıkadınız normal suyla, şampuanladınız, kremlediniz. En son bu sirkeli suyu saçınıza eşit bir şekilde döküyorsunuz. Sanki saç kremiymiş gibi saçınızda bekletiyorsunuz aynı şekilde bir 5 dakika. Sonra içme suyuyla saçınızı duruluyorsunuz. Bir şişe de içme suyu gidiyor bunun için. O şekilde yapınca arkadaşlar saçlarım o kadar yumuşak oldu ki ne şekillendirici de hiçbir şey yok saçımda. Hani saçımı kurutmadım. Kendisi normal kurudu ve ona rağmen hani böyle asla kabarık bir şekilde kurumadı. Yumuşacık, parlak parlak, çok sağlıklı görünüyor. Annem falan dedi hani parlak durur saçın falan dedi, sirke. O da biliyormuş hani. Genelde zaten sirke her şeye, her derde deva, elma suyu sirkesi. Gerçekten çok iyi geldi bana, öyle diyebilirim. Eğer size saçınızda böyle sertlik, işte tarama zorluğu, işte kabarık, sert, kuru saçtan yakınıyorsanız bunu bir deneyin. Hatta bana da yazın işe yarıyorsa. Bana çok işe yaradığını söyleyebilirim yani. Sanki böyle şey, keratin bakımı yaptırmışım da saçım böyle yumuşacık olmuş gibi oldu. Hiç keratin bakımı falan yaptırmanıza gerek yok yani, o kadar para verip. En ucuz elma suyu sirkesi içme suyu bu. Latte söyledim kendime. Böyle bir saat oturdum. Kameraları hazırladım. Kartları boşalttım. Malibu'ya geçeceğim arkadaşlar. Malibu'da Whole Foods marketten yiyecek bir şeyler alacağım kendime. Böyle bir atıştırmalık, sağlıklı, meyvedir. İşte öğle yemeği tarzı. Oranın bir de böyle şey oluyor. Açık büfesi oluyor. Oradan belki bir şeyler söyleyebilirim. Malibu'da görüşürüz. Hava yoktu. Önceki vloglarımda gördüyseniz hava hep kapalı, hep yağmurluydu. Şimdi gidip yiyeceğim.
etrafıma baktım. Hava çok güzel gerçekten. Mükemmel. Harika duruyor. Aldıklarımı birazcık göstereyim size. Şundan aldım. Bunlar şey, nohut çitosu gibi bir şey böyle. Chickpea puffs diye geçiyor. Sonra bir tane çorba aldım. Bu da domates, parmesan peynirleri çorbası. Bir tane kombucha aldım. Bu da gül ve beyaz çaylı bir kombucha. Bir de böyle kızılcıklı böyle bir su aldım. İçinde böyle kızılcık özü falan var. Aslında böyle şey, hani hasta değilim de hani böyle hani idrar yolu enfeksiyonları falan çok iyi geliyormuş bu. Hani öyle bir sorunum yok şu an ama yine de aldım. Bir de meyve kutusu aldım. Bu nasıl açıp göstereceğim, hatta şöyle birlikte açalım. Bu meyve kutusu birazcık pahalıya geldi. $12 verdim buna. Genelde Whole Foods'u böyle şeyler alınca birazcık pahalı oluyor. Whole Foods zaten buranın en pahalı marketlerinden bir tanesi. Şöyle karışık bir meyve kutusu yaptım. Bir de kendime şöyle bir çorba aldım. Onu da size göstereyim. Bu çorba da $7'dı. Bu arada aldığım bütün hepsi, yani bunlar dışında birkaç tane şey daha aldım. Böyle işte birkaç kurabiye, kraker, makarna almıştım onları eve götürmek için. Hepsiyle birlikte $47 tuttu. Çorba da bu şekilde. Suyu hep böyle soğuk, buz gibi. Şuraya bakın. Uf. Ben burada hiç yüzemedim. Çok da içinde kalmadı açıkçası. Çünkü hep soğuk yani. Böyle nerede o Türkiye'nin güzel plajları, koyları, tertemiz koyları. En azından sahil güzel, temiz, oradayım yani. Yoksa yüzülecek gibi bir su değil. Arkadaşlar hava gerçekten çok güzel. İyi ki gelmişim bugün ama uzun zamandır böyle gelmediğim için tabii neyin nasıl yapıldığını unutmuşum. Yanında ne şapka, ne güneş kremi, hiçbir şey almamışım. Umarım pancar olmam. Genelde ben çok kızararak yanmıyorum ama ilk böyle yılın ilk güneşi bir beni kızarttı. Hiç ilk defa böyle kremsiz duruyorum, bakalım. Hava da çok aşırı sıcak olmadığı için çok bir şey olmaz diye düşünüyorum ama göreceğiz artık akşam. Hiç dönesim yok yani. Çok keyifliyim şu an. Şu an çok huzurlu ve keyifli hissediyorum. Şu terliği de şuraya koydum havlu uçurmasın diye. Sahilde iki tane kız fotoğraf çekiliyor Instagram için. Keşke benim fotoğrafımı da çeksinler. Gidip söyleyeceğim, benim fotoğrafımı çekebilir misiniz diye.
Target'e geldim. Pet falan böyle kişisel bakım malzemeleri almam gerekiyor. Ondan sonra eve geçeceğim. Arkadaşlar, beni bileniniz biliyor. Ben her zaman yediğim yemeği atmayı unutan bir YouTuber olarak şu an aklıma geldi. Yemeğimin tam ortasında size ne yemek yaptım onu göstereceğim. Kendim pesto soslu angel hair, yani ince spagetti, o en ince spagettilerden. Üzerine de feta peynirli böyle bir makarna yaptım. Pesto sosunu kendim hazırladım bu arada. Pestoya birazcık fesleğen yaprakları, birazcık taze ıspanak, sarımsak, tuz, karabiber, zeytinyağı ve bir avuç ceviz. Bunların hepsini rondodan geçiriyorsunuz. O şekilde oluyor. Sonra yaptığım pastaya bunu sos olarak ekliyorum. Bir de rondo, bende mesela blender var. Ben blenderla yaptım bunu. Blenderda birazcık zorlanabiliyor böyle şey. Özellikle hani smoothie blenderıysa, küçük blenderlardaysa. O zaman birazcık su ekleyebilirsiniz. Birazcık daha kolay karışmasını sağlıyor o şekilde. Eve gelince direkt çamaşırlarımı çamaşır makinesine attım. Şu an kurutucuda kuruyorlar. Onlar da bir saat içinde hazır olur. Onları katlayacağım. Bu vlogu da bugün böyle bitiririm. Artık başka bugün edit yapacağım akşam üzere. Başka bir planım yok açıkçası, o yüzden. Hepinize bugünüme ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar, bu arada güneş kremi almadım, unuttum demiştim ya. Şu an bacaklarım hafif yanmaya başladı. Şöyle bir tane Misha'nın Apio dediği hani alt markası. Bir tane Aloe Vera jelim var. Bir tane kalamin spreyim var. Bu kalamin spreyi de şöyle bir şey. Sprey sıkıyorsunuz, böyle böcek ısırıklarına taşıntıyı önlüyor. Ve hani şey sürmüyorsunuz. Sadece sprey sıkmanız yetiyor. Kalamin dediği de içindeki içeriğinin aktif İçeriğin adı. Bir de şöyle Aveeno'nun egzema terapi dediği böyle bir nemlendirici bir kremi var. Bir deneyeceğim bakalım hangisi işe yarayacak. Önce şundan başlayayım diyorum. Birazcık kaşınıyor ve kızardı şu an. Bakalım. Sizsiz olun. Güneş kremsiz. Yok yani. Plaj. Yok.